Hür Dava Partisi'nin meclise sunmuş olduğu bu tasarı bence Türkiye için büyük bir fırsattır. Türkiye'deki tüm partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da işin vahameti ve önemini anlaması açısından ön ayak olması açısından da bence önem arz etmektedir. Özellikle ben dindarım diyen tüm partilerin ve sivil toplumun bu anlamda duyarlılığını ortaya koyması lazım. Herkesin gücüne göre Filistin'e yardım edip İsrail'i engellemesi lazım. Bu önemli bir durumdur. Şimdi Türkiye vatandaşı olan bir kişi bir başka ülkeye gidip o ülkenin askeri ve polisi sıfatıyla kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katlediyorsa Türkiye'nin buna dur demesi lazım. Dur demenin yolu da hani hukuktan geçiyor. Hukuk maalesef kanunlarda boşluğumuz var. Bu boşluklar da mecliste gideriliyor. Bu tasarı bu nedenle bir boşluğun giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm partilerin buna destek verip bunun yasa olarak çıkması Türkiye'de yaşayan insanların yarın başka bir ülke adına da gidip insanları katletmesine engel olacaktır. Bugün Türkiye'deki birçok ilden ben Yahudiyim diyerek İsrail'e gidip orada savaşıp İsrail adına savaşıp yani Müslüman insanları katletmektedir ve yarın burada gelecekler içimize karışacaklar, ayağa ayağa atacaklar, oturacaklar. Yani bunu ne vicdan kabul eder ne de insanlık kabul eder. Dini vecibelerimiz gereğince de yani Müslümanlık da bunu kabul etmez. Meclisin bu nedenle bu ve buna benzer tasarıların önünü açıp kanunlardaki açıkları gidermesi lazım. Şiddet içeren, kan, eli kana bulaşan, insanları haksız yere öldüren, özellikle de Türkiye dışında Türkiye'den Türk vatandaşı sıfatıyla gidip başka ülkenin askeri polisi olarak hareket etmek büyük bir Türk yasaları, Türk devleti açısından da büyük bir açık ve ayıptır. Bu nedenle Hür Dava Partisi'nin sunmuş olduğu bu tasarı Türkiye için gerçekten büyük bir fırsattır. Bir açık giderme yoludur. Bu nedenle meclisteki tüm partilerin ve tüm vekillerin en üst düzeyde buna destek olması lazım. Özellikle de meclis tatile girmeden bir an önce bu yasanın meclise genel kurula gelip orada oylanıp büyük bir oyla değil, yani tüm vekillerin onayıyla çıkması lazım. Burada kim dost, kim düşman, kim Müslüman, kim Filistin yanında, kim İsrail'in yanında bir anlamda meclisin de bir imtihanıdır. Bunun dışında Türkiye'de yaşayan ben Müslümanım diyen ve sivil toplum kuruluşu olarak hareket eden tarikatlar olsun, cemaatler olsun, dernekler olsun, yapıların hepsi açısından da bir fırsattır. Herkes en yüksek perdeden sesini dile getirmesi lazım. Bu ve buna benzer tasarıların arkasında olup Filistin'in, Gazze'nin yanında İsrail'in karşısında olduklarını net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bu seslerin çoğalması için de meclisin yasal olarak bunun önünü açması lazım. Bu yönüyle Hüdapar'ın sunduğu fırsat yani büyük bir bu teklif büyük bir fırsattır. Bildiğiniz üzere 80 yıldır sistematik bir şekilde katliam ve soykırım cürmünü işleyen bir İsrail var. Ve bu İsrail 10 aya yakındır Gazze'de gerçekten çok yoğun saldırılar gerçekleştiriyor ve kadın çocuk demeden herkesi, her mazlum insanı vahşice katlediyor ve orada gerçekten de bir soykırım suçu işliyor. Bu suç, bu soykırım suçu gerçekten de birçok kişi tarafından, milletler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Tabi bu tepkilerin en yoğunu yine bildiğiniz üzere ülkemizde gerçekleşiyor. Tabi durum böyleyken Türkiye vatandaşı olan bazı şahısların Siyonist çetenin katliamlarına ortak olmak amacıyla Gazze'ye gittikleri ve orada Müslüman kardeşlerimizi şehit ettikleri bu haberler tüm vicdan sahibi vatandaşlarımız tarafından gerçekten de tepkiyle karşılanmıştır. Tabi bu tepkiye, bu sese Hüdapar tercüman olmuş ve bu tepkileri bir kanun teklifiyle meclise taşımıştır. Bu kanun teklifinde söz konusu şahısların vatandaşlıktan çıkarılması amaçlanıyor. Tabi bu girişim tüm vatandaşlarımızca da olumlu karşılanmaktadır. Çünkü biz
sokakta halkın içerisinde sorduğumuzda gerçekten de insanların, vatandaşlarımızın bu kanun teklifini sahiplendiğini görüyoruz. Tabii bu kanun teklifi yine vatandaşlık kanunumuzun 29. maddesiyle de uyumlu bir kanun teklifi ve bunun da biz kabul edilmesinin aslında yetkililerin geç kalınmış adımlarının bir telafis hükmünde olduğu inancındayız. Zira soykırım suçunu bizzat işleyen bu şahısların cezalandırması zorunluluk hale almıştır. Ve bu zorunluluk uluslararası sözleşmelerle de sabittir. Biz söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesi diğer devletlere de örneklik teşkil edecek ve Siyonist soykırımcılar tüm dünyada mahkum olacaklardır. Bu arada meclis çalışma süresini uzatmışken, henüz tatile girmeden bu kanun teklifinin bir an önce kabul edilmesi bir zorunluluk haline almıştır. Biz de söz konusu kanun teklifini destekliyoruz ve parti ayrımı yapmaksızın vicdan sahibi olan tüm milletvekillerinin milletin sesini işiterek, bunu göz önünde bulundurarak söz konusu kanun teklifini desteklemelerini istiyoruz.